lenf dersimizde Aruz kalıplarına bakacağız biliyorsunuz. İmale, zihaf, met gibi ya da vasıl gibi temel kavramlarından bahsetmiştik. Aruz'un nasıl takdir edildiğini görmüştük. Bugün aruz kalıplarına bakacağız. Tefile veya cüz adı verilen parçaların birkaçının yan yana gelmesiyle aruz kalıplarının oluştuğunu görüyoruz. Türk şiirinde en çok kullanılan aruz kalıplarına ve uygulamalarına bakalım. Bunlardan ilki failatun, 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 failündür. Nasıldır? Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalıdır. Şimdi bunu taktiğe edelim. Kapalı, açık, kapalı, açık vermiş. Bakın ne yapacağız? Kapatacağız. Yani ne yapacağız arkadaşlar? İmale yapacağız. Açık, açık demiş. Açık olanı kapatacağımız için, çünkü vezin benden onu istiyor. Yine imale yapacağız. Kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı. Kapalı. Bakın ne yapmış? Kapalı ama açmam gerekiyor. Yani imale yapıyorum. Kapalı, kapalı. Açık vermiş, kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Burada zihaf yaptım. Burada imale yapıyorum. Yani açık heceyi vezin gereği kapalı hale getiriyorum. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Açık vermiş, yine imale yapıyorum, kapatıyorum. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Bir şey yanlış yaptık. Kapalı, açık, kapalı, kapalı dedik. Şuradan böleceğiz. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Şuradan böleceğiz. Bakın burada da kapalı, açık, kapalı olması gerekiyor. Açık vermemiz gerekiyor. Çünkü mu hecesi açıktır ününe bittiği için. Fakat vezin gereği ben üçüncü parçanın kapalı olmasını istiyorum. Açık heceyi kapalı yapıyorum. İmale yapıyorum. En sonda da kapalı, açık, kapalı var. Bir de Fuzuli'nin şu şiirinin devamına bakalım. Yine failatünde kapalı, açık, kapalı. Bakın kapalı olması gerekiyor. Açık vermiş, imaleyle kapatıyorum. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Burada bakın ne yapmam gerekiyor. Şuraya bir med yapayım. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı. Alta bakalım. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Böldüm. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Böldüm. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Açıktır. Ya hecesi kapalı hale getiriyorum imaleyle. Kapalı, açık, kapalı. Gördüğünüz gibi yukarıda verilen failatun, failatun, failun veznini önce taktiği yapıyorum. Onu bölümlere ayırıyorum. Ona göre de ben şiire uyguluyorum. Şiir benden kapatmamı istiyorsa imale yapıyorum. Açmamı istiyorsam zihaf yapıyorum. Eğer bunları yapmadan vasılla işimi halledebiliyorsam ulamaya başvuruyorum. Rezim gerektirirse de ve hecelerdeki mısra sayıları yetersizse de mede başvuruyorum. Gelelim failatun, failatun, failüne. Şuradan bölelim. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı. Bakalım. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Böldüm. Kapalı, açık. Kapalı olması gerekiyor. Bakın açık vermiş. Kapatıyorum. Kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı. Bir tek bakın burada imale yaptım. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Açık vermiş. Kapatmam gerekiyor imaleyle. Kapalı, açık, kapalı. Zaten en sondakiler her zaman açık da olsa, ünlüyle de bizde kapalı edebiliyorsunuz. Şuna bakalım. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı. Bakın hiçbir düzenleme yapmamıza gerek kalmadı. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı olması gerekiyor. Ayrılık. Kapalı, açık, kapalı. Kapalı. Şuradan böleceğiz. Pardon. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı. Bakın Muhittin'in bu beytinde hiçbir düzeltme yapmamıza gerek kalmadı. Kapalı, açık, açık, kapalı. Bakın ne diyor? Kapalı, açık, kapalı, kapalı olması gerekirken ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Yüzdeki i'yi kapalı hale getiriyoruz. İmale yapıyoruz. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Kapalı, açık, kapalı. Kapalı, açık, kapalı. Kapalı olması gerekirken açık vermiş, açık heceyi imaleyle kapatıyorum. Kapalı, açık, açık, kapalı. Bakın kapalı olması gerekiyor vezne göre. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Dolayısıyla y hecesini
Kapatıyorum, imale yapıyorum. Kapalı, açık, kapalı. Feilatun feiline bakalım. Bölelim hemen. Açık, açık, kapalı, kapalı. Açık, açık, kapalı, kapalı. Açık, açık, kapalı. Bakalım. Şuna dikkat. Bu kalıbın ilk parçası bazen, yani şurası failatün olabilir. Son kalıbı da fa'lün olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Yani şöyle olabilir. Failatün, ya da feilatün, fa'lün olabilir. Yani şu baştaki ile sondaki failatünle ve fa'lünle değişebilir. Buna dikkat ediyoruz. Bakalım. Bakın burada olduğu gibi kapalı, açık, kapalı, kapalı. Bakın ne yapmış, hemen buna yanlış demiyoruz. Çünkü bu kalıbın bununla, yani kapalı, açık, kapalı, kapalı ile uygunluk gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla doğru. Açık, açık, kapalı, kapalı. Açık, açık, kapalı, kapalı. Açık, açık, kapalı. Açık, açık, kapalı, kapalı. Bakın açık vermiş, açığı kapalı hale getiriyorum. İmaleyle açık, açık, kapalı, kapalı. Açık, açık. Bu da açık, kapalı hale getiriyorum. Kapalı, kapalı. Açık, açık, kapalı. Gördüğünüz gibi ilk ve son tepkile gereksinmedi. Buna bakalım şeyhinin. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Yani failatün uydu. Açık, açık, kapalı, kapalı. Açık, 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 kapalı. Yani bunu kapatacağız. Açık, açık, kapalı. Kapalı, açık, kapalı, kapalı. Yine failatün uydu. Açık, kapalı, kapalı, açık. Pardon, şurada afetidir derken açık açık kapalı kapalı şuradan böleceğiz. Açık açık kapalı kapalı. Açık açık kapalı. Necati'nin beytine bakalım. Kapalı açık kapalı kapalı. Yani failatine uydu. Açık açık kapalı kapalı. Devam ediyoruz. Açık açık kapalı kapalı. Açık açık kapalı. Hiçbir düzeltmeye gerek kalmadı. Kapalı açık açık kapalı. Ne yapacağız? Kapalı açık vermiş. Buradaki failatını uydurmak için rü hecesini kapalı hale getireceğiz metni. Açık açık kapalı kapalı. Açık açık kapalı kapalı. Açık açık kapalı. Gördüğünüz gibi herhangi bir imale dışında düzeltmeye gitmedik. Bir diğer sık kullanılan kalıp ise feilatün. Yine dediğimiz gibi bunda bu kalıba devam ediyoruz demiştik. Burada feilatun, failatun, feilün de faalün oluyor demiştik. Yahya Bey'e bakalım. Kapalı açık kapalı kapalı. Yani buna uydu. Açık açık kapalı kapalı. Buna uydu. Millah demiş. Kapalı kapalı bakın. Faalün uydu. Çünkü faalün de kapalı kapalı gördüğünüz gibi. Açık açık kapalı kapalı. Buna uydum. Böldüm. Açık açık kapalı kapalı. Açık açık kapalı. Gördüğünüz gibi bir beytin ilk mısra fa'lün olabilir, sonu ikinci mısra da fa'lün olabilir. Nabiye bakalım. Açık açık kapalı kapalı. Açık açık kapalı kapalı. Kapalı kapalı. Sadece sonu bakın fa'lün oldu. Açık açık kapalı kapalı. Açık açık kapalı kapalı. Açık. Açık kapalı. Esra dedeye bakalım. Açık açık kapalı kapalı böldüm. Açık açık kapalı kapalı. Açık açık kapalı yine uydu vezne. Kapalı açık açık kapalı. Ne yapacağız? Burada failatın olduğu için T hecesini imaleyle kapatacağız. Açık açık kapalı kapalı. Açık açık kapalı. Gördüğünüz gibi gerekli vezin bana neyi gerektiriyorsa onu uygulamaya çalışıyorum. Gelelim bir diğer çok sık kullanılan vezin olan feilatün mefailün feilüne. Bunda da yine dediğimiz gibi ilk tef ile failatün olabilir, son tef ile failün olabilir. Bakalım. Düştü dil murgu bir düzaha dahi, oldu pervane bir çeraha dahi, şeyhinin beyti. Bakalım. Kapalı açık kapalı kapalı. Demek ki failatün uymuş. Açık 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 açık. Yani ne yapacağım? Açık kapalı açık kapalıydı. Burada bi ve za hecelerini imaleyle kapatacağım. Açık açık kapalı gördüğünüz gibi açık açık kapalıyla uydu. Kapalı açık kapalı kapalı ilk tefilesi failatün. Açık kapalı açık kapalı uydu. Açık açık kapalı uydu. Cafer'in beytine bakalım. Kapalı açık kapalı kapalı gördüğünüz gibi failatün.
Açık kapalı, açık kapalı, açık açık kapalı, vezne kusursuz bir şekilde uydu. Kapalı açık kapalı kapalı, böldüm, faal açık. Açık açık, açık kapalı. Burada açık kapalı, açık kapalı olması gerektiği için T hecesini imale ile kapattık. Açık açık kapalı gördüğünüz gibi. Yine Şehname vezni olarak adlandırdığımız ilk İslami eserlerden olan Kutaklı Bilig ve Atabetül Hakaret'te de kullanılan Feulün vezine bakalım. Vezin nasıl? Açık kapalı kapalı, açık kapalı kapalı, açık kapalı kapalı, açık kapalı. Açık kapalı kapalı böldüm. Açık kapalı kapalı böldüm. Açık kapalı açıkmış kapattım. Açık kapalı. Açık açık kapalı kapı açık. Nasıl yapacağım? Şuradan böleceğim pardon. Hi hecesini kapatacağım. Açık kapalı kapalı. Açık kapalı açıkmış kapatacağım imaleyle. Açık kapalı. Gördüğünüz gibi bir tek imalelere başvuruyorum. Gelelim 16'lı kalıplardan olan mefailün. Açık kapalı kapalı kapalı. Açık kapalı kapalı kapalı. Açık kapalı kapalı kapalı. Açık kapalı 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 şeklinde olacak. Yunus Emre'nin beytine bakalım. Açık kapalı 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 uydu. Açık kapalı kapalı açık bakın kapatacağım imaleyle. Açık kapalı olması gerekiyor imaleyle kapattım. Açık kapalı olması gerekiyor imaleyle kapattım kapalı. Açık kapalı kapalı kapalı. Yunus Emre 13. yüzyılın büyük mutasavvıf şairi aruzun uygulanmasına tabii ki de kusurlar olacak. Çünkü oluşum devri. Açık kapalı kapalı kapalı. Açık 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 açık. Bakın 3 tane imale yan yana. Açık açık kapalı hale getireceğiz. Kapalı açık yine kapalı yapacağız. Açık kapalı 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 gördüğünüz gibi bu beyitte pek çok imaleye ihtiyaç vardır. Gelelim bir diğer kalıp olan mefailün feulüne. Açık kapalı kapalı kapalı. Açık kapalı kapalı kapalı. Açık kapalı kapalı. Açık kapalı 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 böldüm. Açık kapalı kapalı kapalı. Açık kapalı kapalı gördüğünüz gibi hiçbir uygulamaya gerek yok. Açık kapalı kapalı kapalı. Açık kapalı kapalı kapalı. Açık kapalı kapalı. Bunda da hiçbir uygulamaya gerek yok. Ahmet Paşa'nın beytine bakalım. Açık olması gerekiyor bakın. Açmama gerek yok kapatıp hemen nasıl uygulama yapayım. Sen ol diye okurum. Açık kapalı kapalı kapalı. Açık kapalı kapalı. Kapalı olması gerekiyor. Açık kapalı kapalı. Açık olması gerekiyor. Yine buna ularım. Nasıl yaparım? Açık kapalı kapalı kapalı. Açık açık bakın kapatacağız. Kapalı kapalı. Açık kapalı kapalı kapalı. Açık kapalı kapalı. Gördüğünüz gibi Ahmet Paşa'nın bu beytinde herhangi bir kapalı heceyi açık hale getirip zihaf kusuru yapmadan nasılla ben heceyi açabildim. Bir diğer sık kullanılan kalıp olan mef'ulü mefailü mefailü fe'ulü kalıbına bakalım. Kapalı kapalı açık. Açık kapalı kapalı açık. Açık kapalı kapalı açık. Açık kapalı kapalı. Bakalım. Kapalı kapalı açık. Açık kapalı kapalı. Açık. Açık kapalı kapalı açık. Açık. Kapalı kapalı olması gerekiyor. N hecesini kapatacağız. Kapalı kapalı açık. Açık kapalı kapalı açık. Vezni de bir taraftan kontrol ediyorum. Açık kapalı kapalı açık. Açık kapalı kapalı. Baki'nin beytine bakalım. Kapalı kapalı açık. Dilla demiş. Kapalı bunu açık hale mecburen getireceğim. Kapalı kapalı açık. Açık kapalı kapalı açık. Açık kapalı kapalı. Kapalı kapalı açık. Açık kapalı. Kapalı açık. Açık kapalı kapalı açık. Açık kapalı açık. Gördüğünüz gibi Baki'de de bir yerde zihaf dışında aruz kusuru görmüyorum. Bir diğer sık kullanılan kalıp olan mef'ulü failatü mef'alü failü. Hemen tefileleri bölüyorum. Çünkü bu benim işimi çok kolaylaştıracak. Kapalı kapalı açık. Kapalı açık kapalı açık. Açık kapalı kapalı açık. Kapalı açık kapalı. Kapalı kapalı açık böldüm. Kapalı açık kapalı açık. Açık kapalı kapalı açık. Kapalı açık kapalı hiçbir uygulamaya gerek yok. Kapalı kapalı açık.
Kapalı açık, kapalı açık. Açık kapalı, kapalı açık. Açıkmış, kapalı hale getireceğim imaleyle çünkü benden kapalı istiyor. Açık kapalı. Sadece ikinci mısranın sonunda imale yaptım. Muradiye bakalım arkadaşlar. Kapalı kapalı açık. Kapalı açık, kapalı açık. Açık kapalı. Açıkmış, kapatacağız. Açık. Kapalı açık, kapalı. Kapalı kapalı açık. Kapalı açık, kapalı açık. Açık kapalı açık. Açık. Burada ı hecesini imaleyle kapatacağım. Kapalı açık, kapalı gördüğünüz gibi Muradi'de de birkaç tane düzeltme dışında kusur görmüyoruz. Bir diğer sık kullanılan vezin ise mefalün, feilatün, mefalün, feilün ya da fa'lündür. Gördüğünüz gibi burada da sonda iki kalıp olabilir. Yani açık kapalı, açık kapalı, açık açık kapalı kapalı, açık kapalı, açık kapalı, açık açık kapalı. Bakalım açık kapalı, açık kapalı olması gerekirken açık vermiş imaleyle kapattım. Açık açık kapalı kapalı, açık kapalı, açık kapalı. Açık, açık, kapalı. Sadece imale yaptım. Açık, kapalı. Açık, kapalı. Açık, açık, kapalı, kapalı. Açık, kapalı. Açık, kapalı. Açık, açık, kapalı. Gördüğünüz gibi Necati'de de sadece bir yerde imale yaptım. Bir diğer sık kullanılan kalıp ise yine sınavda çıkmıştı biliyorsunuz. Müstefilün, 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 müstefilündür. Yani açık, açık. Pardon, kapalı kapalı açık kapalı. Bunu dört şekilde tekrar ediyorduk. Kapalı kapalı demiş, açık vermiş. İmaleyle kapattım. Kapalı kapalı açık kapalı. Açık vermiş, kapatıyorum imaleyle. Kapalı kapalı açık kapalı. Yine açık vermiş, kapatmam gerekiyor. Açık kapalı kapalı açık kapalı. Kapalı kapalı açık kapalı. Bakın burada vezin gereği. Normalde ler subtem 3 hecedir. Yani burada kapalı 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 olması gerekiyor. Bakın son tefilede kapalı kapalı açık kapalı 4 tane var. Ben burada 3'ü nasıl 4'e çıkartabilirim? Sub kelimesine med yapabilirim arkadaşlar. 1,5 hece. Dolayısıyla kalıba da uyar. Kapalı kapalı açık kapalı olur. Kapalı kapalı açık kapalı. Açık vermiş, kapattım imaleyle. Kapalı kapalı açık kapalı. Kapalı, kapalı, açık, kapalı. Kapalı, kapalı, açık, kapalı. Nevi'nin beytine bakalım. Kapalı, kapalı, açık, kapalı. Açık kapatıyorum imaleyle. Kapalı, kapalı, açık, kapalı. Kapalı, açık mı vermiş? Nüyü kapatıyorum imaleyle. Kapalı, 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 açık, kapalı. Kapalı, açık, açık, kapalı. Ne diyordu bizden? Kapalı, kapalı, açık, kapalı. Di hecesini imaleyle kapatıyorum. Kapalı, kapalı, açık, kapalı. Kapalı, kapalı, açık, kapalı, 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 açık, kapalı gördüğünüz. Şimdi Aruz Ezel'in uygulamasından sonra sorularla tekrar yapacağız. Bunları tekrar uygulayacağız ama gelelim divan şiirin nazım biçimlerine arkadaşlar. Biliyorsunuz Arap şiir, Arap ve İran şiir kültüründen genellikle bu nazım şekilleri alınıyordu. Bir tek Tuyu dışında Türkiye'de kullandığı nazım şekilleri değildi bunlar. İlk önce beyitlerle kurulan nazım biçimlerine, dörtlüklerle kurulan nazım biçimlerine ve dörtten dört ve daha fazlasıyla oluşturulan musammatlara bakacağız. Öncelikle çok sık kullanılan beyitlerle oluşturulanlardan başlayalım. İlk önce gazelle başlıyoruz. En sık kullanılan nazım biçimidir. A, A, B, A, C, A şeklinde kafiyelenir. 5, 15 beyitle yazılır. 15 beyitten fazla yazılmış olanlara gazeli mutavvel adı verilir. İçinde birden fazla musarra, yani iç kafiyeli olan, daha doğrusu iç kafiyeli değil, a şeklinde kafiyelenen gazel varsa birden fazla matnası olması anlamında zülmetal ya da zatülmetal denir. Çünkü biliyoruz ki biz gazelin birbiriyle kafiyeli olan, yani a olan ilk beytine matla adı veriyoruz. Birden çok bu şekilde olanlara ise daha fazla matnası olan anlamında zülmetali ya da zatülmetali adı verilir. İlk beyitte matlağın son beyte makta adı verilir. Matlağının hemen sonrasındaki beyte hüsnü matla, maktadan bir önceki beyte de hüsnü makta denir.
Şairin mahlasını makta veya püsli maktada kullanır. Fakat Kadı Burhanettin gibi mahlas kullanmayan şairler de vardır. Şair matlağının herhangi bir dizesini maktada yinelerse buna reddi matlağı adı verilir. Her dizesinde aks yani yansıtma sanatı olan gazellerin tekrar edilmiş anlamında mükerrer gazel denir. Kâbe kapımdır benim kapımdır Kâbe örneğinde olduğu gibi. Arapça parça Türkçeden iki dil seçilerek dizelere paylaştırılarak yazılmış gazellere çok dilli anlamında mülemma gazel denir. İki şairin ortak yazdığı gazele müşterek gazel denir. Şair makta beytinden sonra herhangi birini öven birkaç beyit daha eklemişse eklenmiş gazel anlamında müzeyyel gazel denir. Bu terimleri mutlaka bilelim arkadaşlar. Dedim dedili tarzda halk edebiyatında da gördüğümüz kullanımda olursa müracaa şiiri adı verilir. Tefhiler arasında iç kafiye görülen şiirlere biz bunu konuşmada da görmüştük. Musammat gazel adı verilir. Tefhiler iade sanatıyla yazılmış gazele muat denir. Beyitler arasında anlam birliği olanlara yekâheng, beyitlerin hepsi aynı güzellikle değerliyse de yek avaz adını alır. Gelelim konulara göre gazellere. Biliyorsunuz gazeller kadın, şarap, aşk konusunu işleyen şiirlerdi. Aşkın verdiği ızdırabı, mutluluğu, sevgiliden yakınmayı anlatan gazellere garami veya lirik gazel denir. Bu konuda Fuzuli ve Baki oldukça önemlidir. Ahlakla ilgili öğütler veren gazellere hikemi gazel denir. Hikemi üslubun büyük temsilcisi Nabil bu tarzda şiirleriyle ünlüdür. İçki meclislerini, içki zevkini anlatan gazellere rindane gazel denir. Bu konuda da 16. yüzyılın büyük divan şairi Baki öndedir. Kadın ve aşk anlatan gazeller şuhane gazel denir. Yine bunun temsilcisi Nedim'dir. Gelelim gazelden sonra kasideye arkadaşlar. Araplardan İranlılara, İranlılardan da Türklere geçmiş bir nazım şeklidir. Kafiye şeması gazel gibidir. Yani A, A, B, A, C, A şeklindedir. Onun da ilk beytine matla, son beytine matla. Matladan sonraki beyte hüsn-i matla, maktadan önceki beyte de hüsn-i makta adı verilir. Matla şiirde tekrar edilirse teçdidi matla adını alır. Son beytine makta dendiğini söylemiştik. Mahlasın geçtiği beyit, şairin kendini taçlandırmasının aklımızda kalabilir. Taç beyit adını alır. İran sansına 31.99 iken Anadolu'da 33.99 beyitten oluştuğu görülmektedir. Kasideler belli bölümlere ayrılmaktadır. Kaside biliyorsunuz bir din, bir padişah ya da devlet büyüğünü övmek için kaleme alınıyor. Fakat divan şiirinin verdiği kurallar dahilinde direkt övgüye giremiyorsunuz. Bu yüzden de bunun belli bir planı var. Nesip teşbip, girizgah, metiye, bahriye, dua adlı bölümlerden oluşuyor. Şimdi bu bölümlerin içeriğine bakalım. İlk bölüm olan nesip teşbip, şairin hüner gösterme amaçlı betimleme yaptığı bölümdür. 15-20 beyt arasında değişir. Konularına göre şu başlıklarla anılır. Zaten nesip ya da teşbipte hangi konu işlenmişse kaside de o şekilde adlandırılabilir. Bahariye, Rebiye, baharın gelişini ve doğanın tazelenişini anlatır. Şitaye, kışın soğuğunu sadece kar anlatılırsa da berfi adını alır. Temmuz'u yaz sıcaklarının anlatıldığı kasidelerdir. Raşiye, devlet büyüklerinin adlarının övüldüğü kasidelerdir. Ramazaniye'de oruç ayı ve oruçtaki hazırlıklar anlatılır. İdi, bayram ve geleneklerini anlatır. Tabii ki Kurban ve Ramazan bayramları. Nevruzi, 21 Mart'ta Nevruz mevsimlik bayramı adına anlatılan ve Nevruz'la birlikte baharın canlanması ve yeni bir yılın başlamasının ele alındığı kasidelerdir. Padişah tahta çıkışını anlatıyorsa Cülusiye, padişahın gittiği yerden dönüşünü anlatıyorsa kadem, basamak anlamında kudumiye, sefer başarılı geçmişse fethiye veya istikbaliye, barış yapılmışsa sulhiye, beyitlerde tasavvuf işlenmişse sufiye ya da sufihiye, herhangi bir yerleşim yeri övülmüşse biladiye, doğa olayları anlatılmışsa mertname adını almaktadır. Gelelim bir diğer bölümü olan nesip teşvikten sonra girizgaha. Övülecek kişinin adının geçtiği, işlenen konudan ana konuya geçileceğini haber veren bir iki beyittir. Adı üzerine girizgah giriş yapılır. Metiye, kasidenin asıl bölümüdür aslında. En hacimli bölümdür. Padişah ya da devlet büyük bu bölümde övülür. Tegasül, bakın gazel kökünden geliyor. Kasideler uzun nazım biçimleri olduğu için tek düzeliği kırmak ve sıkıcılığı önlemek için kasidenin içerisinde gazel okunmasıdır. Bahriye, şairin kendini övdüğü bölümdür.
Genellikle 17. yüzyılın büyük kaside üstadı Lefi ile birlikte Fahriye bölümü genişlemiş. Hatta kasideler Fahriye ile başlamıştır. Dua ise birkaç bölümden oluşur. Allah'a ve kasidenin sunulduğu kişinin ömrüne dua edildiği bölümdür. Kaside yazma planı dediğimiz gibi ilk değiştiren Lefi'dir. Şiire Fethiye'den başlamış, kullanmadığı beyit sayısını Fahriye'ye eklemiştir. Yani Fahriye kısmını genişletmiştir. Gelelim Mesnevi'ye. Her beyti kendi arasında kafiyeli olan yani musarralı olan A, A, B, B, C, C şeklinde kaleme alınan her konunun işlendiği belli bir beyit sınırlamasının olmadığı aralığın kısa kalıplarıyla yazılan ve divan şiirinin en uzun nazım şekillerinden olan Mesnevi. Bölümlerine bakalım. Mensur veya manzum dibaca yani ön söz. Tevhid Allah'ın birliğinin bahsedilmesi. Münacat Allah'a yakarış. Nam Hazreti Muhammed'in övülmesi. Miracı her mesnevide olmaz Hazreti Muhammed'in miraca yükselmesi. Fethi Çağrı Yârigüzin 4 halifenin övülmesi. Yapıtın sunulduğu kişinin övülmesi. Sebeb-i telif yani mesnevinin yazma amacı. Algazı Dastan asıl konunun işlendiği ana bölüm. Genellikle burada aşk, tarih, ahlak gibi konular işlenir. Hatim'in son sözde ise aynı konuyu işleyen mesneviler belirtilir. Allah'a hamd ve şükürler sunulur. Eserin başlangıç ya da bitiş tarihleri de eserin adı verilir. Beş mesnevisi olan şairin Hamsi Nüvis denir. Biliyorsunuz beş mesnevi varsa buna Hamsi adını veriyoruz. Edebiyat tarihinin ilk Hamsesi Gencel-i Nizami'ye aittir. Büyük İran şairi. Hüsrev-i Şiir'in Hefs Peyken, İskendername, Leyla ve Mecnun, Mahzenül Eser adlı mesnevileri vardır. Bu mesnevilerin hepsi Türk Edebiyatı'na zaten çevrilmiştir. Türk Edebiyatı'ndaki ilk hamse sahibi şair ise Çağatay Edebiyatı'nın büyük şairi Alişe Nevai'dir. Onun hamsesindeki mesnevilere bakalım ve bunu ezbere bilelim arkadaşlar. Leyla ve Mecnun, Ferhad-ı Şiir'in, Hayretül Ebrar, Seddi İskender'i ve Sebai Seyyar'ı. Anadolu sahasında ilk hamse sahibi şair ise Hamdullah Hamdi'dir. Kıyafetname, Ahmediye, Tuhfetül Uşşa, Yusuf-u Züleyha, Leyla ve Mecnun adlı mesneviler bulunmaktadır hamsesinde. Gelelim müstazata. Gazelden türemiştir. Gazeli, ziyade adı verilen kısa mısraların eklenmesiyle oluşturulur. Batı edebiyatında serbest müstazat adını almış ve gelişmiştir. Karşımıza bir şiir geldiğinde bir uzun bir kısa mısralardan oluşuyorsa hiç düşünmeden müstazat diyebiliriz. Gelelim kısaya. Sıklıkla yani genellikle iki beyitle yazılan, kafiye şeması AX AX şeklinde olan, şairin mahlasının kullanılmadığı, beyitler arasında konu birliğinin olduğu, düşünce yükse gergin mi bireysel konuların işlendiği şiirlerdir. Eğer kıtalar iki beyitten fazla olursa uzun kıta anlamında kıtayı kebire adı verilir. İki beyitin kafiye şeması AAXA şeklinde olursa kıta nazım adını alır. Divan edebiyatında tarihler kıtayı kebire ile kaleme alınmıştır. Gelelim bentlerle oluşturulan nazım biçimlerine yani musammatlara. Bunlardan ilki dörtlük halinde yazılan rumai. Özellikle Ömer Hayyam'la varlığını gösteren bu tür İran edebiyatından Türk edebiyatına geçmiştir. Şair Rudeki tarafından icat edilmiştir. Tabii ki de Rubai'nin büyük şairi İran edebiyatının büyük şairi Ömer Hayyam'dır. Düvet, Cehar-ı Mısra, Çahr-ı Mısra adlarıyla bilinir. Tek dörtlük halinde ve kafiyeli mani tipi kafiyeli yani AA İksa şeklinde kafiyelenir. Azmizade Haleti, Mevlana, Yahya Kemal, Asaf Halit Çelebi'nin rumaileri Türk edebiyatında oldukça ünlüdür. Özellikle bir dünya görüşünün, bir felsefenin kısa ve özlü bir şekilde anlatılmasına rubai türü şekli tercih edilmiştir. Gelelim Tuyu'ya. Türkler tarafından icat edilmiştir. Azeri ve Çağatay sahasında sıklıkla kullanılmıştır. O da mani tipi kafiyeyle ve tek dörtlükle kaleme alınır. Sadece Aruz'un failatun 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 failun kalıbıyla yazılmıştır. Bu yüzden de 11'li heceye benzetilmektedir. Zaten Türkler tarafından bulunduğu için halk şiirinin mani tipine benzer. Cinas-ı Uyak kullanılır. Nesimi Kadı Burhanettin ve Ali Şiir Nevai'ye tuyolarıyla ünlüdür. Gelelim dört dizelik bentlerden oluşan nazım biçimlerine. Bunların ilki murabbadır. Genellikle 5-7 bentten oluşur. A-A-A-A, B-B-B-A, C-C-C-A şeklinde kafiyelenir. Yani her dörtlüğün son mısrağı birinci dörtlükte kafiyelidir.
Her konuda yazılabildiği gibi aruzun her kalıbıyla kaleme alınır. Terbil, bir gazelin beyitlerin önüne ve beyitleri arasına iki beyit eklenerek oluşturulmuş nazım biçimidir. Eklenen mısralara zamime adı verilir. Zaten aklımızda bulunsun arkadaşlar. Biraz sonra göreceğiz. Bu dörtlü terbiyede ise 2 artı 2 yani ekleme olanlara biz başına T getiriyoruz. Gelelim Şarkıya. Sadece Türk edebiyatında görülen 4 mısralık belter halinde yazılan nazım biçimidir. Şarkının 3. mısrasına miyan adı verilir. Tekrar edilen mısralara ise nakarat denir. Şarkılarda din dışı konular işlenebilir. Kadın ve aşk konuları genellikle şarkılarda işlenmiştir. Yahya Kemal, Tabii ki Nedim, Nai, Şeyh Galip, Enderunu Fazıl, Leyla Hanım, Şeref Hanım ve Asaf Mahmut Celalettin Paşa Türk edebiyatında şarkılarıyla meşhurdur. Fakat Türk edebiyatında şarkının büyük şairi tabii ki Nedim'dir. Beş dizelik bentlerden oluşan nazım biçimlerine bakalım. İlk önce Muhammed. 4-8 bentten oluşur. 5 mısralık bentlerden oluşur. Her konuda yazılabilir. Tardiyi bir çeşit Muhammed'dir fakat son mısrasından farklı kafiyeli olması şekliyle ayrılır. Kafiye şeması gördüğünüz gibi her beşiğin sonunda son mısranın farklı kafiyelenmesidir. Sadece mef'ulü, mef'alün, fa'ulün kalıbı ile yazılması yönünden de ayrılır murabbada. Gelelim Tahmis'e. Bakın başında T var. Ekleme yani. Bir gazelin beyitlerinin üzerine 3 mısra eklenmesiyle oluşur. Taşdir 4 ya da 5 mısralık bentlerden oluşur. Terbiye-i Mutarrat adı da verilir. Bir gazelin beyitleri arasında 2 veya 3 mısra eklenmesiyle tercih edilir. Bakın bu da ekleme olduğu için baş harfi T ile başlıyor. Gelelim 6 dizelik bentlerden oluşan nazım biçimlerine arkadaşlar. İlk önce müsaddes genellikle 5-7 bentten oluşan 6 dizeden oluşan nazım biçimidir. Bakın başı T ile başlamış ekleme yani gazelin üzerine 4 mısra ekleyeceğiz. Ekleme olduğu için aynı kökten geliyor. 7 dizelik bentlerden oluşanlar müsebba, yedili, tesbih ekleme. Bir gazelin beyitlerinin üzerine 5'er mısra eklenmesiyle oluşturulur. 8 dizelik bentler müsemma 8 bakın ekleme olduğu için T ile başlıyor. Tesmin de bir gazelin beyitlerinin üzerine 6 mısra eklenmesiyle oluşturulan nazım biçimidir. 9 dizelik olanlara bakalım. Mütessa 9 dizelik bentlerle yazılan musammattır. Tetsi ise bir gazelin beyitlerinin üzerine 7'şer mısra eklenmesiyle oluşturulan nazım şeklidir. 10 dizelik beyitlerle oluşan nazım biçimlerine bakalım. Muaşşer, onlu mısralarla yazılan nazım şeklidir. Musammattır. T ile başlıyor bakın. Ekleme yapılmış. Bir gazelin beyitlerinin üzerine 8'er mısra eklenmesiyle oluşturulan nazım biçimidir arkadaşlar. Gelelim 10 dizeden fazla bentle oluşan nazım biçimlerine. Bunlardan ilki terkibi benttir. Bent sayısı 5-7 arasında değişir. Asıl bölümleri terkiphane, asıl bölümleri birbirine bağlayan beyte ise vasıa ya da bendiye adı verilir. Terkiphaneler genellikle gazel veya kaside tipinde kafiyelenir. Her vasıta beyti terkiphaneden ayrı musarralı olarak kafiyelenir. Terkib-i bent, münacat, naat gibi dini konularda hicv, felekten yakınma, felsefi, tasavvufi konularda yazılmıştır. Şuna dikkat edelim. Terkib-i bent'te tercih-i bent farkı tek budur çünkü. Vasıta beyti her terkiphanenin arasında değiştiriliyorsa adı terkib-i bent. Bir nakaratmış gibi her terkipten sonra, terkiphaneden sonra tekrar ediliyorsa biz buna tercihi ben tadını veriyoruz. Divan şiirindeki nazım şekil ve türleri bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.